Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı lezzetli, çok pratik bir tatlı tarifi paylaşacağım. Milföy'den yalancı profiterol tarifi. İlk öncelikle muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebisi için 1 litre sütün içerisinden 1 çay bardağı sütü ayırdım. Kalanını tencereye ekledim. Sütün içerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı da un ekliyorum. Ocağa almadan önce hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde topaklanma olmayacaktır. Sonrasında muhallebiyi ocağa alıyorum. Sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Hazırlaması çok pratik bir tarif. Böyle bir borcam dolusu profiterol çok lezzetli oluyor. Artık kıvam aldı kaynamaya başladı. Şimdi artık muhallebi ocaktan alıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Sonrasında soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar muhallebinin soğuması için bekletiyorum. Bir yandan da krem şantisini hazırlıyorum. 1 litre sütten ayırdığım 1 çay bardağı sütü kabıma aldım. İçerisine 1 paket krem şantiyi ekleyip ikisini güzelce çırpıyorum. Katılaşıncaya kadar çırpıp bunu da dolaba kaldırıyorum. Ve bekletiyorum muhallebi soğuduktan sonra ikisini karıştıracağız. Sonrasında çikolata sosunu hazırlıyorum. 2,5 su bardağı sütün içerisine 1 paket çikolata sosu ekliyorum. Ocağa almadan önce karıştırıyorum. Sonrasında çikolata sosu da ocağa alıyorum. Tekrardan sürekli olacak şekilde karıştırıyorum ve katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Çikolata sosu da kıvam almaya başladı. Kaynadıktan sonra sosu ocaktan alıyorum. Sosun içerisine 60 gram kadar sütlü çikolata ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Çikolatayı eritiyorum. Ama istemiyorsanız çikolata kullanmayı da bilirsiniz. Bunu da bir köşeye kaldırıyorum ve yine soğumaya bırakıyorum. Muhallebimiz de bu arada soğudu. Şimdi başka bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle kıvamını da gösterim. Pürüzsüz harika bir kıvamı var. Çırptığımız krem şantiyi de içerisine ekliyorum. Şimdi krem şanti ve muhallebi yaklaşık 3-4 dakika boyunca mikserle çırpıyorum ikisinin güzelce karışmasını sağlıyorum ve muhallebimiz artık hazır oluyor. Çırptıktan sonra üzerine bir streç ile kapatıyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Tamamen soğuması için bekletiyorum. Bu arada milföyleri hazırlıyorum. Bir paket milföy kullanıyorum tatlı için toplamda 10 adet ilk öncelikle ortadan ikiye milföyleri kesiyorum sonra bu şekilde tekrardan kesiyorum ve yine milföyleri bu şekilde dörde bölüyorum toplamda 8 dilim oluyor ve küçük küçük kareler elde ediyorum hafifçe yağladığım fırın tepsisine milföyleri diziyorum bir tepsiye sığmayacaktır. Ona göre 2-3 tepsi halinde hazırlayabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böyle kabarıp kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika yeterli olacaktır. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Artık milföyler pişti. Şimdi bu şekilde bir borcam kullanıyorum. Borcamın içerisine milföylerin yarısını yani 40 tanesini böyle elimle parçalayarak alt tabanı oluşturuyorum. Böyle elimle parçalayıp borcamın tamamını kaplıyorum. Sonrasında üzerine soğuyan muhallebiyi döküyorum. Her yerine gelecek şekilde bir spatula ile de üzerine düzeltiyorum. Her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi ayırdığımız 40 adet milföyü yani yarısını da üzerine diziyorum. Böyle yan yana sık bir şekilde muhallebinin üzerine diziyorum. Tamamını bu şekilde kaplıyorum. Çikolata sosumuz da hazır, tamamen soğudu. Böyle milföylerin üzerine bir kaşık yardımıyla döküyorum. Tamamen üzerlerini çikolata sos ile kaplıyorum. Görüntüsü şahane, harika bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi tatlımız hazır. En az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Ama zamanınız varsa bir gün öncesinden de yapıp servis edebilirsiniz. En son üzerine çilekle süslüyorum. İstiyorsanız hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Fındık veya ceviz her türlü malzemeyle süsleyebilirsiniz. Böyle görüntüsü harika. Bol dilimli bir tatlı oluyor. Şimdi şöyle servis tabağıma alıyorum. Yakından da göstermek istiyorum. muhallebisiyle, milföyle, üzerindeki çikolata sosuyla nefis bir tatlı tarifi. Kesinlikle denemelisiniz. Hem yapımı pratik hem de aşırı lezzetli bir tarif. Oldukça da bereketli ama daha küçük bir borcamda hazırlamak istiyorsanız malzemeleri azaltmanızı tavsiye ederim. Hem milföy sayısını hem de muhallebisini azaltırsanız daha iyi olur. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.